Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Şimdi 2 saat şuydu buydu falan filan demeyeceğim. Başkan Ali Koç'un Türk futbolundaki çarpıklıklarla ilgili açıklamaları var. Tespitleri, açıklamaları var. Arkadaşlar dilerseniz şöyle yapacağız. Ben burada sadece önemli kısımları sizlerle konuşup kendi fikrimi beyan edeceğim. E, atlandığını düşündüğüm birçok yer var. Yani TFF'nin ilgili, MHK'nin ilgili, Büyük ekşine ilgili bir sürü şey var arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, hep beraber bu çatıyı çökerteceğiz. Hatta konu başlığı olarak da söyleyeyim. Hep beraber bu çatıyı çökerteceğiz. Hani ben burada derin mevzulara değineceğim. Türk futbolu için, ne Fenerbahçe ne başkası açısından. Cuma günü yap yaptım bazı açıklamalar. Gören görmeyen vardır ama artık yeter dedik diyor. Çünkü çok hikayeler var. Hani İsmail Kartal'ın PFDK'ya sevki. Ben açık söyleyeyim arkadaşlar. Biz Trabzonspor maçını PFDK'ya sevk edildiği anda kaybettik zaten. Fenerbahçe çıkıp diyecekti ki bizim teknik direktörümüzü kim sevk ettiyse biz maça çıkmıyoruz. Bize bunu açıklayın. Sebebini de açıklayın. Biz öğrenmek istiyoruz. Diyecekti. Yapacaktı çağrıyı. Yani kazanırsın kaybedersin falan filan bu olabilir. Bunlar maçın içerisinde. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk diyor. Cumhuriyet'in 100. yılı Atatürk. Zaten en çok da bu yüzden bizi sevmiyorlar. Orası da ayrı mesele. Bir de Atatürk konuşmasıyla başlıyoruz kongreye. Ama ben şunu söyleyeyim. Ne derse desinler. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe aşıkları, Atatürk ve Cumhuriyet Fenerbahçe aşıkları için farklı anlam ifade ediyordur. Bu sene işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı. Yani Trabzonspor maçı bizi bozdu diyor. Trabzonspor'u tebrik ediyor. Yani bizim için iyi gece değildi. Sakatlıklar var. O var bu var. Hani mazeretimiz yok. İyi gece değil de. sezon başında deseler ki 11 hafta sonra 30 puan alacaksınız. Herkes kabul ederdi. Ben şimdiden 20. hafta sonunda 60 puanınız olacaklar. Vallahi kabul ediyorum. 33. hafta sonrasında 90 puanınız olacak. Yemin ediyorum kabul ediyorum. Vallahi kabul ediyorum. Ya e, ilk puan kaybını Trabzonspor maçı olması insanı sardı. Mesela Trabzonspor maçını da kazansan 33. Adana Demirspor'a yenilseydin bu kadar kimseye etkilemezdi bence. Ve hani bir kenarında endişemiz yok. ikinci yarı çeviririz. 45-47'de iki tane gol yiyorsun diyor. Hani bu bize yazar. Telafi edeceğiz. Şanssızlık. Gerçekten şanssız bir kulübüz diyor. Sakatlıkların gelme zamanı. Hani geçen sene iyi gidiyorduk. Trabzonspor maçı sonrasında bir milli yaradan önce işler kötüye gitmeye başladı. Sakın o psikolojiye girmeyin. Onu da söyleyeyim diyor. Bu sene işler bizim için olumlu anlamda daha farklı diyor. Şimdi 3 Kasım Cuma günü 27 yıllık yardımcı bir hakem olan Kemal Yılmaz meslekten istifa ettiği açıklaması geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçeleri bizim hep işaret ettiğimiz konuları tamamen doğrular nitelikte ediyor. Burada kısaca şunu söylüyor. Yani biz niye rahatsızız? yıllardır hani o kadar zamandır söylüyoruz. Milyonların huzurunda söylüyoruz. Biz bu açıklamaları niye yapıyoruz? Cuma günü ben açıklama yaptım. Niye pazar gününü bekleyin dedim. Geçen hafta Türk Futbolu'na enteresan şeyler hızlı bir şekilde geçelim diyor. Sayın Selahattin Maki açıklama yapacağız dediği konular 10. haftadaki maçlarla alakalıydı. Bakın 10. haftadaki maçlarla fakat yaşadığımız talihsiz şeylerden sonra bunları da eklettik. Bekledik iyi ki bekledik diyor. Çünkü çok fazla şey gerçekleşti pazartesi cuma arasında. İlk önce 10. haftada oynanan maçlar var. Rize Spor Galatasaray 1-0 diyor. Ee, ve Pendik Spor 0 Fenerbahçe 5. Bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. Uğur Dündar programında ilk 7 hafta yaşadığımız hakem hatalarını bir sezona bedel demiştim. Ondan sonraki haftalar yaşamaya devam ettik. Pendik Spor maçında Ferdi'ye yapalım. İşin o tarafına geleceğim. Sonra İsmail Kartal hocamız maç sonu PFDK'ya sevk edildi. Adam naif, son derece naif. iyi niyetli, hiçbir saygısızlık olmayan bir şey açıkladı. Ya bu hakkaniyetsiz, standart dışı açıklamalardan sonra bizler için bardağı taşıran son damla oldu. Ona da biraz sonra geleceğim diyor. Hani bu özetleri geçiyorum diyor. 31 Ekim Salı günü Halk TV'de Murat Ağrıel isimli bir program sunucusu. Futbol, kara para. Arkadaşlar bakın gerçekten çok ilginç. Dünyada böyle bir şey yok. Futbolunda kara para var diyor. Sen de diyorsun ki bizi alakadar etmez. Savcılara gidin. Ya arkadaş sen eşek başı mısın? Seni tabii ki de alakadar eder ya. Ya futbolsun, federasyonsun. Yani temiz futbol hepimiz ilgilendirir. Bu iddialar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ele almışım bizi bağlamaz deyişi diyor. 3 Kasım Cuma günü 27 yıllık hakem olan Kemal Yılmaz meslekten istifa açıklaması. Yani bu istifa biz yıllardır söylüyoruz diyor. Biz yıllardır belirtiyoruz arkadaşlar. Yani bizim maçlara verilen hakemlere mesaj veriyor diye. Geçen hafta Türk futbolunu 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı. Bakalım bizim ülkemizde neler olacak? Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek? Normalleştirilecek mi? Hatta iddia sahipleri cezalandırılacak iddialar araştırılmayacak mı? Ya da bu son yaşananlar Türkiye'nin susurluğum olacak Türk futbolunun diyor. Ee, güzel bir benzetme, güzel bir betimleme. İzleyeceğiz diyor. Ya sadece 6 günde yaşananlar. Gerçekten de yeri yerinden oynar. Ya adam böyle böyle diyor. Yok geçiniz diyor. 2020 yılından başlamak, Kasım 2020 yılından başlamak üzere bugüne kadar 5 tane başvurumuz olmuş. Fenerbahçe'nin. Ya yani adamlar inceleyin yok. 5 tane başvuru arkadaşlar az buz değil bakın 5 başvuru bir kulüp 5 defa diyor ki arkadaş haksızlık var. La, adaletli bir kurum dinler ya. Düşünsenize bir karakolda komisersiniz bir kişi geliyor 5 defa size şikayet talebinde bulunuyor. Ya şu kişi beni öldürecek şu kişi beni öldürecek. En sonunda gidiyor öldürüyor. Ha, Türkiye'de kadın cinayetleri gibi bir şey oldu bu durumda. Mesela neler için başvuru yapmışız? Eski bir hakem TFF delegesi şu anda en resmi paydaşın demiş ki bir aktif hakem şu anda Türkiye'de herkesin ismen bildiği bir hakem. Ben arada görüştüm Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapmayacaklar dedi. Eğer aktif hakemse o da resmen üyeniz. Niye kılını kıpırdatmıyorsun? Göz ardı ediyorsun. Biz sabah başvuru yapıyoruz. Niye o zaman harekete geçmiyorsun? Sonra bir programda Büyük Ekşi Fenerbahçe lehine hata yapılınca küplere biniyor denmiş. Onun üstüne gitmişiz. Bir televizyon kanalında eski bir hakem Erman Toroğlu var kayıtları Cüney İt Çakırda dedi. Biz sona inceledik söz konusu 2020-2021 kayıtlarının Tarık Ongun adlı tipi tip Tarık Ongun adlı e, hakem tarafından Güney Çakır'a verildiğini öğrendik doğru mu öğrendik yanlış mı öğrendik başvurduk soruşturun yine bir hareket yok yani biliyorsunuz belgeler var başka bir kulübün başkan yardımcısı A Spor'da bizimle ilgili yaptığı konularla ilgili derhal soruşturun dedik orada da bir hareket yok. Yani madem böyle bir şey var soruşturun diyorsun bak. Şimdi Galatasaray'ın yönetimin yaptığı şey çok güzel bir kurnazlık. Çamurat izi kalsın. Arkadaş Fenerbahçe şöyle şöyle yapmış. Tamam araştırılsın diyoruz. Federasyon 3 maymunu oynuyor. Ya senin kongre üyen Mehmet Büyükekşi Galatasaray'ın üyesidir. Araştırmıyorsa demek ki Galatasaray menfaatlerine gelen bir şey var. Bundan araştırmıyordur. 5 başvuru. Biz de başvuru yaptık. Başkaları gibi başvuru yaptık. Ne cevap aldığınızı sorunla... Ha, falan diyor. Başvuru yaptık mı yapmadık mı tam hatırlamıyorum değil Biz yaptığımızı söylüyoruz diyor. Temsilciler Kurulu Başkanı'nın iddiası var. Ahmet Çakır'ın iddiası var. Feridun Nideloğlu'nun iddiası var. Bak iddia iddia üstüne. Yani hepsinde Ucu Fenerbahçe'ye dayanan konular var. E-bilet toplantısı için federasyona gittik diyor. Başka yöneticiler de oradaydı. Bizi birbirimize çarptırmaya çalıştı diyor. Sayın Lale Orta'nın Ali Koç'a görüntü yollaması. Niye öbürlerini açmıyorsunuz? Açtığınızda yolda mı bilmiyorum. Hakkınızda yemeyeyim. Galatasaray'da soruşturulsun dediği için mi bunu açtınız? Öbürlerini açmıyorsunuz falan filan. Ben Ali Koç olarak doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bana gönderilen hiçbir görüntü yok. Arkadaşlarıma da doğrudan ya da dolaylı olarak gönderilen hiçbir görüntü yok. Bunu incelememiz lazım. Ne bekliyorsunuz? Hukuki adımları attım diyor. Kendine güvenen insan hukuka gider. Bu kadar basit. Anladınız mı? Yani Arkadaşlar uzun lafın kısası hani Ali Koç'a diyor ya Galatasaraylar madem suçsuz madem görüşmedi o zaman gitsin hukuka başvursun. Başvurdu. Şimdi ne diyeceksiniz? Türk futbolunun selameti için sonuna kadar soruşturulması gereken konular. Ya, cumartesi günü yolluyorlar. 3 gün içinde cevap verin diyorlar. Bir, Adana Demirspor Fenerbahçe arasında oynanan müsabakadaki var görüntüsü dönemi MYK başkanı tarafından size gönderildi mi? Yukarıdaki soru halinde söylemek istediğiniz başka bir husus var mı? Cumartesiye kadar cevaplayın diye Fenerbahçe'ye soru göndermişler. Olay bu. Başında da diyor ki yönetim kurulu üyesi Erden Timur'un A Spor kanalında katıldığı programı ileri sürdü iddialarla kurulumuzun yürüttüğü inceleme neticesinde çerçevesinde bilginize ihtiyaç duyulmuştur. Sizinle ilgili konuşmasını ekledir. Aşağıdaki sorulara yanıtınız varsa ilave yanıtınız 3 gün içerisinde telefon numaralar adres falan vermiş. Bırak sana cevap vermiş. Sen beni fiziken çağırıp sorgulamalısın. Senin benim ifadeni alman lazım ve ilgili herkesin ifadesini alman lazım. Ya yani o konu o kadar saptırıyor ki, gerçekler o kadar değiştirilebiliyor ki, böyle yazıyla iki tane ucuz soruyla soruşturulacak konu değil. Sonuna kadar soruşturun, etik kurulu soruşturacak konu. Bununla kalacaksa vay sizin halinize diyor. Yani işin açıkçası Ali Koç müthiş bir ders veriyor anlayana. Anlayacaklarımı hiç sanmıyorum. Tarık Ongun 2020-2021 sezonun kayıtlarını vermiş. Soruşturun. Al ben buldum diyor. Hadi soruşturun. Süper Lig'de 10. hafta özelinde yaşadığımız hakem hataları Rize Galatasaray. Yani kendi sizlere e, kabul görmüş iki spor yazarının köşelerinden aldığınız iki bölümde diyor. İlk önce Cimbom'un Rize depresmanları. Diyor ki son yıllarda en çok yadırgadığım, şaşkınlık yaşadığım olaylardan bazıları Rize Galatasaray maçlarında tanık olduğum hakem hataları. Yani Ahmet Bulut Bey demişti bir farkla kazanıyor Bu bir farkla kazanmalar çok önemli. Yakın geçmişte hem Serkan Çınar hem de Ali Palabıyık'ta gördüğüm yanlışları unutmak istiyorum. Maalesef cumartesi gecesi buna yenisi eklendi. Kadir Sağlam Galatasaraylı Abdülkerim'in Rize Spor'la Olavoy'un ayağındaki topu faul alması oradan devam eden oyunda Oliviera'nın golünün gelmesi adil oyuna gölge düşürdü. Hayır Galatasaray'ın koruma ve kullanmaya asla ihtiyacı olmaz. Ama böylesine abuk yanlışlarda olmamalı. Çok hani çok az önce yazmış. Hakikaten bakın ne hikmetse bu Rize'de, Rize Spor Allah sabır versin hep tek golle kazanılan maçlar. Hep orada garip şeyler oluyor ve hep birinin lehine oluyor. İstatistiksel olarak baktığınız zaman da hani hatada bir dağılım olur. Burada hata hep tek tarafa diyor. İkinci haberimiz 2 Kasım Perşembe. Bilal Meşe var mısın yok musun yazmış. Artık yorulduk diyor. Kadir Sağlam'ın e, Varda Koray Gençeler bu iki ismi bu iki ismi kafanıza kazıyın. Ben bir şey söyleyeyim. Bu Kadir Sağlam ve Koray Gençerler bu işten artık ekmek yemesin. Zorbay küçük de yemesin. Yani bu işten artık haram yiyecek. Haram teşhisi konulan hiç kimse yemesin. Kadir Sağlamlar, Koray Gençerler, Alper Ulusoylar tüm Türkiye kafanıza bu isimleri kazıyın. Bunlardan kurtulmadan hiçbir şey olmaz diyor. Bakalım bunlardan kurtulabilecek miyiz? Al birini bu ötekine. Şimdi bizim maça geliyoruz. Gelelim Abdülkadir Bitigen'e. Kokartı kocaman maşallahı var. Yani FIFA kokartı var. Değil mi? Zaten bunların kokartları bunlar için çok büyük kalkan oluşturuyor. Son sahnesinde Ferdi'ye yapılana ne demeli? Buz gibi penaltıyı vermiyorsun. Senden kimse kıyak beklemiyor. Kokartının hakkını ver. Kimsenin hakkını yeme. Sonra makale devam ediyor. Beşiktaş'ın hakkını yendiği birkaç pozisyona giriyor. Bu arada Ali Koç bu açıklama yaptıktan sonra akşamında Beşiktaş'ın penaltısı yenildi. Beşiktaş yenildi. Maçta da mağlup oldu. Çok ilginç. Hakem kararlarında skoru etkileyecek olanların üzerine odaklanıyoruz. Aslında çok daha önemlileri var da bunlar şampiyonluk yarışında doğrudan etkililer diyor. Hani, Trabzonspor'u tebrik etti. Mesela dünkü maç. Skorla alakalı değil. 24. dakikada maçı yavaşlatıyor diye ikaz ediyorsun. 90 artıda sarı kart gösteriyorsun. Bu pek çok maçta geçerli. Bir faul atılıyor. Bir avut atılıyor. 1.5-2 dakika geçiyor. Biz ne yaptık? Ne yaptı? Çok uyanız, Akıllıyız ya. Herkes aptal. Maçlara 8-10-12 dakika ekstra zaman koyuyoruz. Sonra da diyoruz ki Türkiye'de oynanan futbol süresi Avrupa ile aynı. Değil. Çıkarsan o ekstra dakikaları bak bakalım aynı mı değil mi diyor. Fenerbahçe'nin olduğu pozisyon hakeme rağmen rakibimizin olduğu pozisyonda hakemler sayesinde deme konusu herhalde abeste iştigal olmaz diyor. Biz niye hakemi yenmek zorundayız diyor. Böyle bir algı yerleşti. Takım kuracaksın hakemi yeneceksin. Niye? Ya veya şu soruyu soracak. Abeste işgal olur mu? Niye şampiyonluk yarışındaki hakem hataları hep bir takımın lehine? Alt seviyelerde inanın çok fazla hatalar var. Sadece Fenerbahçe şikayet etmiyor. Herkes şikayet ediyor. Selahattin Bey'in bahsettiği konuların çok dibine inecektik. Konular çok fazla diyor. Bahis konusu. Biz ilgilendiremez ama diyor. Halk TV'de program bahis konusu. Bunu geçtim. TFF futbolu temiz tutmak zorunda demiş. TFF kendini temiz tutmak zorunda. Şimdi arkadaşlar bunu da şunu da söyleyeyim. Bu da bize alakadar eden bir konu değil. O yüzden geçiyorum. Futbol bir suç için kullanıyorsa TFF'yi sonuna kadar ilgilendirir. Yani TFF'den herkes hizmet alıyor. 6222. Bir İstanbul takım misafir takıma bahis deplasman bilet sattığı için federasyon 1.2 milyon lira ceza verir. Beni ilgilendirmez diyor. 1.2 milyon lira ceza verdin diyor bak. Orada ilgilendirdiği için. Burada niye ilgilenmiyorsun? <laughs> misafir takım TFF ne diyor? Ya ben yalan söylüyorum. Onlarda bir sıkıntı var. Fener, ne? Yani bu Fenerbahçe'yi Lig ilgileniyor. Dolayısıyla TFF acil bir biçimde her açıdan sorumlu üstlenmeli. Boşanma davası. Gazete küpürüyle ben bir kanaate varmayacağım ama benim e, ciddi istihbara sahip olduğum konularla neredeyse birebir bilgiler vermesi de göz ardı edemeyeceğim bir unsur. Yani İzmir çetesine Ali Koç söylemişti hatırlarsanız. Karısı da çıktı Hakan Ceylan'ın eşi. Dedi ki böyle bir şey var. İzmir çetesi var maçları illegal yollardan şey yapıyorlar. Fenerbahçe'nin üstüne oynuyorlar. Açık açık. Yani avukat ifade ediyor. Araştırılsın diyor. Araştırılmıyor. Ben bir şey söyleyeyim. Tuz gerçekten koktu. Ya bu isimler derhal futbolun eli çekilmedir. UEFA'ya ve İFAB'a şikayet edeceğiz diyor. Ali Koç'un. Ben geçenlerde video çektim. Bunların hepsini belirttim. Hiç inanmadınız. Şimdi açın tekrar izleyin. Ya şimdi açın tekrar izleyin. UEFA'ya ifa yani UEFA'ya sahte belge veren hakemler varmış. Ege bölgesindeki arkadaşlar Zeytin zihni çok maçıyor bilmiyorum ama UEFA'dan maç alıyorlar. Eyvah sağlık raporunu yollamadık, geciktik. Sahte sağlık raporunun içeriği değil, tarih sahte. Geriye dönüp rapor alıyorlar. 3 hakem. Vazifelerini yerine getiremiyorlar. İşin bürokrasisini doğru yerine getiremiyorlar. Mağdur olmamak için işlerinden bir tanesini eş olan diyor ki ben hallederim. Artık doktor herhalde birinin eşi. Artı bu da şimdi TFF ne yapacak? Sayın Büyük Büyükekşi diyor. Galatasaray kongre üyesi, Galatasaray aşığı, Allah yerine Galatasaray'a tapan, insanların hakkını yemekten çekinmeyen Mehmet Büyükekşi'ne ilgili söylüyor. Şeffaflık, adil futbol, adil rekabet ne yapacaksınız? Yani televizyonda, YouTube'da ciddi bazı insanlar var. Çok ciddi iddialarda bulunuyorlar. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bunların evlerine polis yollanıyor. Sonra yıllar önce atılan bir tweet vesaire bulunuyor. ifadeye çağırıyorlar. Siz böyle insanları korkutacak mısınız? Yoksa Allah'ın lütfudur. Bu insanlar çıktı dürüst, iffetli insanlar deyip çağırıp Türk futbolunu temizlemek için bir aracı olarak, bir fırsat olarak değerlendirecek misiniz? Göreceğiz. Yani manipüle etmeler, mobbing bir sürü şey var bu haberde. Fakat vardaki müdahaleler, görüntüler var. Şaibeli maçlar var. Yani sistem öyle bir çalışıyor ki kendi gazetecileri var. O onlara atlıyor. Rakibimiz de bu sisteme çalışıyor. O bir haberi atıyor. O çok o çok iyi diye üstünü kapatıyor falan filan. Yani ya hakemlik müessesesinde devam edeceksin ya da medyayı seçecektin. Medyaya giden bir daha MHK'ya giremiyordu ve bunu kaldırdılar biliyor musunuz? Artık böyle bir kural yok. Bu boşanma davasında magazin diyemeyeceğim. Çünkü magazinden daha öte diyor. Esas bütün şeyi alt üst edecek, değiştirecek konu Fenerbahçe'nin yıllardır muzdarip olduğu üstüne bastığı ama tam böyle ispatlayamadığı. Bu arada o gün altı parmak araya giriyor işte eniştene soru falan filan diyor Galatasaray. Ya arkadaşlar adamın babası Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ın sponsoru. Eniştesi Galatasaraylı olmuş ne değişecek? Hepimizin eniştesi Galatasaraylı olabilir. Bizim sürelerde de var bir sürü Galatasaraylı var. Bu benim Galatasaraylı mı yapar? Biz mütemadiyen Türk futboluna MHK'nın başkanı kim diye soruyoruz. Bu arkadaş mevki makam seviyor. Onun için de verilen her talimatı yerine getirebilecek potansiyele sahip bir karakteri var diyorum. Bu bir hakaret değil, bu bir tespit. Arkadaşlar bu İbanlı arkadaşla ilgili çok ciddi şeyler var. Sosyal medyaya bakın ben burada konuşamam. Suç teşkil eder benim için. Hakemliği bırakan Yaşar Kemal'in vedası ekranda paylaşıldı. Biliyorsunuz, ee, hakem atamaları. Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırılıyorum ve mesleği bırakıyorum diyor adam. Ey Fenerbahçe camiası ayaklanın diyor başkan. Yani Türk futbolunda bunun milat olması lazım. Minimum var kullanın hakemleri uyarın gördüğünüzü çalın. Ben de öyle yaptım diyor. Adamlar notum yüksek olmasına rağmen böyle yaptı. Yani bence bütün olay bu. Bütün şifre bu. Türk futbolunun yozlaşması sistemin nasıl işlediği diyor. Anlatıyor. Yani kızgın da ondan falan filan diye değil. Rize'de faul çalmıyor gol oluyor. Benzer ama çok daha net pozisyon. Ferdi itiliyor. Rize'deki faulü vermedim. Herhalde bunu da vermemem lazım diyor. Zincirleme etkiyi görüyorsunuz değil mi? yapılan uygulamayı sadece taraflar karşı bir haksızlık hakem ataması falan filan değil tüm hakemleri sahada yönetmedikler dahilinde özgür, tarafsız, adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Adam daha ne desin? Ha. Yani bakalım ne yapacaklar. Fenerbahçe lehine karar verdiği için cezalandırılıyorum, mesleği bırakıyorum diyor adam. Fenerbahçe camiası ayaklanın. Sosyal medyadaki genç arkadaşlar bir kötü Maç sonrası yemediğimiz hakaret kalmıyor. Bakın neler dönüyor diyor. Tabii iş bununla da bitmiyor. İstifa mektubu olmadığı için bilmiyoruz ama bu Fenerbahçe'ye karşı kurulan düzenin nasıl çalıştığının aslında ispatı. Bir maçta daha bu yaşanmış. Serkan Olguncan haftalarca maç alamıyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Biz fark etmemişiz. Bir maçta daha yaşanmış bu. Fenerbahçe Gaziantep maçı. Sezonun ilk maçı. Hakemi ikaz ettirerek Abdülkadir Bitigen'e penaltı verdiriyor. Serkan Olguncan. Ya, bu isimleri unutmayın arkadaşlar. Bu isimlerin hepsi kahramanlık yapıyor. Kahramanlık alan yapmıyor. İşini doğru yapıyor. Ve haftalarca maç almamış biliyor musunuz? Serkan Tokat var hakeme. Alper Ulusoy. Allah'ın laneti gazabı öfkesi üstlerine olsun. Türk futbolu MHK başkanı nispeten de dürüstlüğüyle bilinen Sayın Serdar Tatlı bir mektup bırakıyor. Mektupta ne yazdığını kimse bilmiyor. Daha da enteresanı kimse de merak etmiyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir mektubu görsem okumam. Açmam bile. Eski MHK başkanı öyle bir mektup bırakıyor ki. Yani sosyal medyadaki iddialara göre konuşuyorum. Yoksa benim, benim e, ben bilemem zaten alakam yoktur da. Sistemi açıklıyor. Açık açık. Sistemi açıklayıp bırakıyor. Ben aram lokma yiyemem diye. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. 4-5 farklı noktadan Ali Koç alıyor. Örtüşen noktalar. Hani hakemlik müessesesi. Allah bir daha depremden sonra Allah bir daha böyle acıyı kimseye yaşatmasın. Kulüpler maçlara gitmeye başladı. Biz Beşiktaş Antalya maçına gittiğimizde Sayın Ahmet Nur bizi başkanları federasyonu çok güzel şekilde ağırladı. Bu konuyu gündeme getirdim. TFF'nin genel sekreterine böyle bir mektup varmış. Var mı? Evet var dedi. Ayrılırken genel sekreterine bir mektup bırakmış. Neler yazıyor dedim. Bilmiyorum dedi genel sekreter. Nasıl bilmiyorsun? Ben onu aldım. Dönemin başkan yardımcısı Servet Yardımcı'ya verdim diyor. Ancak ne enteresandır ki mektupta ne yazdığını kimse bilmiyor. Daha da enteresanı kimse merak etmiyor. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Bu mektubu Ali Koç biliyor içinde ne yazdığını. Yakında da belki açıklayacak. MHK Başkanı'nın bıraktığı mektupta en yoğun şekilde ifade edilen konulardan birinde 3 isim var. Mehmet Büyükekşi bu mektubu gördünüz. Bu mektupta bahsedilen 3 kişi hala maç yönetiyor. Farkında mısınız? Alın size Ali Koç'un ifadesiyle. Durum bu. Bakın biz köprüleri yaktık. Kendi istihbaratımızı alıyoruz artık. Konuştukça ortaya çıktıkça daha fazla insan geliyor. Ben mektubun bırakıldığını biliyorum. Mektubun içeriğini sorduğum zaman cevap alamadım diyor. Arkadaşlar Türkçesi şu. Bir koça içeriden artık bilgi verenler var ve bunlar Galatasaraylı. Yani çok yakında enteresan belgelere hazır olun. 8 Mart operasyonuna en karşı çıkan bendim diyor. Ferhat Gündoğdu bir operasyon yaptı. Sonuna kadar haklıymış ben büyük hata yaptım diyor. Aradan 3-4 aday. hani şimdi özür diliyorum diyor. Ahmet Nur Çebi de zaman zaman dokunduruyor ama adamlar haklıymış diyor. Sayın Nihat Özdemir'in federasyonu bütün hakem sınavlarını kaldırdı. Biz de dedik ki eyvah adrese teslim hakemler getiriliyor. Bari bunlar kalsın ki bize hani en çok zarar verenler sezonun ortasında böyle bir şey yapılır mı? Ama haklıymış özür diliyorum. Ama o bir laf etti. Bir dakika bile burada durmaması gerekenler diye bir laf etti. Eminim o da çıkacaktır neyi kastettiğini diyor. Hızlanalım arkadaşlar. Çok uzun oldu. Hakemlik camiası İzmir bölgesi hakemleri. Dikkat edilmesi gereken isimlerden bahsediyor. Yani bu sistem çökecek diyor. Trabzon ne diyor? mobilikler yapıyorlar. İstanbul, Trabzon, Antalya, Ankara bölgeleri var. Bu arkadaşlar İzmir bölgesi diye geçiyor. Onlardan biri hata yaptığında çok az ceza çekiyor. Ama bu Trabzon bölgesi, İstanbul bölgesi, Antalya bölgesi hakemleri hata yapınca çok ciddi alıyorlar diyor. Ceza alıyorlar. Yani bunlar nasıl etkileniyorlar siz de bilin. Bu kişiler nasıl yeni hakem yetiştirecek? Mehmet Büyükekşi'ye soruyorum. Oğuz Sarvan titri olmadan hakem edemizi çalışıyor mu? Para alıyor mu? Falan diye anlatıyor. Anket sonuçlarını paylaşın. Herkes çekin, kendine çeki düzen versin. Bir sürü anket yaptınız. TFF hesabından değil mi? Her hafta kritik tartışmalı pozisyonlar. Hakemler yollanıyor. Anket yapılıyor. Üniversiteden birileriyle yolluyor demişlerdi. Anket, yani bu da başka bir anket. Malum pozisyonları hani eğitime bile almıyorlar. Atamalar, cezalar. Biz dürüstlüğümüzden güç alıyoruz. Siz nereden güç alıyorsunuz? Kendimize inanıyoruz. Onun için bu konuların üstüne bu kadar rahat gidebiliyoruz. Bu iş böyle gitmez. Ulusoylarla, ceylanlarla, gençlerle, tokatlarla bu iş gitmez diyor. Çok da güzel bir uyarıyı veriyor. Hocamı kim sevketti? Federasyon düşmanlarla yönetiliyor. İsmail hocamı kim sevk etti diyor. Okan Buruk hakemle ilgili açıklamalar. ah getiriyor ekrana. İsmail Kartal'ı sevk ediyorlar. Ben sizin başkanınız olarak ne yapayım? Biz ne yapalım? Örnek soru. Kimse sevk etti bunu? On binlerce kişi Lale Orta'ya küfretti. Niye sevk etmediniz o zaman? Ha, Galatasaray stadı olduğu için mi? Niye tapıyor musunuz Galatasaray'a? Tapıyor musunuz? Niye onların hatasında bir şey yapmıyorsunuz? Ve ne diyor arkadaşlar? Bir gün bizden biri federasyona gidip birini tokatladı. Çıktı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın. İş o noktaya geliyor diyor. Aslında Ali Koç burada çok ağır bir tehditte bulunuyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben Ali Koç'un yerinde olsam şu cümleyi kurardım. Ben Cumhurbaşkanı ile görüştüm. İçişleri Bakanı ile görüştüm. Gereken operasyonu yapacaklar. Hadi bu saatten sonra kimi şampiyon yapıyorsanız yapın. Bize 3 Temmuz'u yaşattığınız şampiyon yaptığınız takıma da 3 Temmuz'u yaşatacaklar. Ama bu sefer haklı olarak yaşatacaklar. Hadi buyurun derdim. Çekilirdim. Hiçbir açıklama yapmazdım. Hiçbir açıklama. Anladınız mı? Yani iş o noktaya gidiyor diyor. Fenerbahçe'nin hocasını kim sevketti? Ortaya bir fotoğraf koyuyorlar. İzmir Urla'da bir kahvaltı mekanı. Cüney İt, Çakır'la Alper Ulusoy. Kahvaltıda bir aradılar arkadaşlar. Fotoğraf sosyal medyaya var. Farklı açıdan yansıdı. Yani her şeyinizi inceliyoruz artık diyor. Demokratik haklarımız çerçevesinde. Şu an öyle bir durum yok ama Elbet bir gün daha çok çıkacak. Yanlış şeyler çekme. Demokratik haklarınız çerçevesinde bir şeyler yapın diyor. Ee, bize atın fotoğraflar diyor. Biz gerekeni yapacağız zaten diyor. Yani bu muameleye maruz kalanlar. Bir üyenin müdahale etmesi başkan. E, bunlar bana sızdıran kişi. Aramızdaki insanları görüyorsunuz diyor. Bu mektubu sızdıran falan yok. Burasına kadar gelmiş onlarca insan var sistemde. İnsanlar konuşuyor diyor. Bir de bir arkadaş var dürüstlük abidesi. Türkiye'de ondan daha dürüst insan yok. Çünkü toplantılara öyle konuşuyor. Sonra insanlar biraz şaşırınca kendi sektörüyle ilgili olduğunu söylüyor. Şimdi bu arkadaş dedi ki elimde belgeler var. Biz ona da gittik federasyon başkanına söyledik. İsteyin belgeler ya. Onun için başvurduk. İşte belgeler kardeşim. Bu kadar basit. Yoksa da belge elinde konuşamaz böyle. Herhangi biri yok yok. İstemiyor, yapmıyor, yapamıyor, korkuyor. Doğrusu bu değil mi? Belge varsa ver. Yoksa ne diye tehdit ediyorsun? Ceza ver. Şimdi elimde belgeler var diyor. Bir eski MHK Başkanı Lale Ortağ'ın bana var yollaması söylüyor. Buyurun. Bunlar öyle bir organizma ki. Öyle bir organizasyon ki. İşte ben diyorum ya açıklamıyor ki arkadaşlarım. Bizzat gelen ee, bir şey yok diyor. Keşke bizzat kelimesini kullanmasaydık. Bizzat eğriden doğrudan direkt en direkt yok. Bizzat falan filan yok. Bana hiçbir şekilde gelen hiçbir şey yok. Ben artık bu ülkede yalanla dolanla iş yani iş yapan insanlardan bıktım diyor. Size bir şey söyleyeyim. Televizyondaki arkadaşlara söyleyeyim. Sakın ha sakın bizi Fenerbahçe Spor Kulübü'nü gelecekten gerçekten adalet isteyen bunun için mücadele veren hakkı yenen Fenerbahçe Spor Kulübü onlar da temiz eller istiyor. İle aynı cümlede kullanmayın. Biz gerçekten temiz eller adalet istiyoruz. Yani Elimizde bilgiler, belgeler, iddialar, başvurular var. Onlarda ne olup olmadığını, ne kadar yanıltıcı olduklarını size göstereceğim. Bizi bu adamlar aynı cümlede kullanmayın. Bu adama mecburen diyorlar ki çık bir şeyler yayınla, belge yayınla, belge var dedin. Şimdi yayınlayacak bir şey yok. Ben bir profil karakter yapısı çizmeye çalışıyorum. Çizemezsin Ali Koç. Olmayanı çizemezsin. Yani Lale Orta'nın saat veriyor, çıktı diyor, hakem onlara söyledi diyor. 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor, 7 adalar gibi. Hep 12 hakem 12 hakem. Kim bu 12 hakem? Kim bana bu bilgileri vermiş? Değil mi? Sana bu bilgileri veren kim? Köste Bey'in kim? Beşiktaş'la ilgili bir şey söylüyor. Ben anlamadım bunun karakterini diyor. Ve e, Timur'un şeyini paylaşıyorlar. Orada da gülüp geçiyorlar. Selim Soydan konu. Selim Soydan benim Selim abimdir. Severim sayarım. Hayretler içindeyim. Zaten böyle Fenerbahçeli olduğu zaman akibe de gerek yok. Ben 2-3 satırını okudum. Sonra okumak daha istemedim. 39 kongreyimiz resmi başvuru yapmış disipline sevki için. Hani e, gereken hukuki yaz değildir. Bir kısmı başvurudur ama bir kısmı gerçekten hukuki yazı gibi değildir. Düzeltileceklerini söylediler. Çok yazık olur. Selim Soydan gibi birinin camiasız kalması. Disiplin kuruları. Geldiğimiz noktada TFF Başkanı'nın adalet anlayışı ve iyi niyetini sorguluyoruz diyor. Artık bizim için bitti diyor Büyük Ekşi. Son vermeden önce hattınızı soruyorum. Saygılarımı iletiyorum. Marka değeri. 3 Temmuz'da yaşadığımız hassasiyet. Federasyon başkanlığı şu bu falan filan. Rakip takım diyor ki PFDK başkanı geçen sezon için üzerinde Fenerbahçe formasına karar veriyor. Sonra yeni MYK başkanı atanıyor. Fenerbahçeli diyor. Okan Üniversitesi'ne çalışıyor diyor. Başkana kaç defa dedim ki çık de ki benden önceki başkan Beşiktaş başkanıydı. Diğer 18 yıl Fenerbahçe başkan yardımcısıydı. Ben Galatasaray kongre üyesiyim ne diyorsunuz siz desen. Tüm bu tartışmalar sonlanır. Dedim mi demedim mi Sayın Büyükelçi? Koruyun MHK başkanınızı. Siz bırakın korumayı. Kadıncağızı ana avrat küfür ettiler. Sevk bile etmediniz. Sevk etmenleri ne yaptınız? Kadıncağızı futbol kamuoyuna çerez ettiniz. Sonra onun altındaki iki önemli kişiyi şu an MHK'nın başına getiririz. Nasıl mantık? Ve Nihat Özdemir açıklamaları. Feridun Nidelioğlu gazeteciler. Konuşmalar, kavgalar. Bir şey çıktığı zaman biz ciddi almak zorundayız. Nihat Özdemir Mehmet Büyükekşi iyi dostumdur diyor. Büyükekşi hakemlerle özel toplantılar yapıyor. MHK ile demiyorum hakemlerle. i̇yi yani niyetli değil artık diyor. MHK her hafta toplanıyor. Pozisyonları değerlendiriyorlar. Ne oldu bağımsızlık? Diyor. Eski bir MHK kurulunun üyesinin bir iddiası var. O da yakında çıkacak. Tuttuğu takımın maçlarını galibiyetten sonra başkalarının önünde maçın hakemlerini övdüğü ve bunun sık sık yaşandığı ifade ediliyor hakemlerle böyle görüşmeler yaptınız. Veya hakem övmeniz var mı diyor. Şampiyonluk kutlamalarındaki halinizi hep hatırlayacağız. Hani biraz uzundu. Anlık değildi. Adam kupayı veriyor. Gidiyor sonra takım kutluyor. Dünya kupası, Avrupa kupası, Şampiyonlar Ligi. Gelip tepilmiyor. Tek tek bakarsanız anlarsınız. Bu adı geçen hakemler için bir yaptırım yapacak mısınız? Bir soruşturma açacak mısınız? Mesela sağlık raporları doğru mu değil mi diye bakacak mısınız? Ya bunu bulmak çok kolay federasyon olarak siz yeni spor kamuoyuyla ilgili UEFA'dan görüş al, aldınız, almadınız. Görüş alın diye aldınız mı diye kaç kere söyledim. Spor kanunu. Bu ülkenin federasyonun bağımsızlığını dibinden etkileyecek bir spor kanunu geçiyor ve siz UEFA'dan görüş almıyorsunuz. İnşallah alırsınız. Futbolun temiz olmasından başta siz sorumlusunuz. Adı geçen hakemler bir an evvel bu sistemin dışına itilmelidir. Ege bölgesi hakemlerin bu kadar FIFA kokartlı olmasının tesadüf mü değil mi diye bakacaksınız. Adalet, şeffaflık. Herkes tarafını belli etsin. Temizlik mi? Mevcut tiyatronun devamı mı? Saf belirleyeceksiniz. Herkes belirleyecek. İyi niyetinize inanmıyorum. Sorgulamıyorum. Demiyorum ama diyor inanmayacak dereceye getirdiniz. Bakalım bunları nasıl ele alacaksınız diyor. Bu mücadelede yanımızda durun. Fenerbahçelilere sesleniyorum. Bu mücadelede yanımızda durun. Burada bile birkaç hadise moddan çıkın lütfen. Kulübünüzü dibine kadar sahiplenin. Sosyal medya ise sosyal medya sokaksa sokak. Ise, sokak. Hep demokratik haklar nezdinde ama artık omuz omuza verelim. Bizim yaptığımız birkaç konuşmadan beri bize bilgi akıyor. Bu pislikten bıkmış çok insan var. Ama dillendirecek insan yok. Biz fitil ateşledik. Yanımızda olun. Bana mesaj atmışlar. Birkaç kulüp başkanına teşekkür ediyorum. <laughs> Sonuna kadar arkanızdayız diye. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İnşallah öyle olur. Bir tanesine de hiç şüphe etmem bile. Çünkü ne dese o tarzda bir insan. Diğer kulüp başkanlarına da söylüyorum. Alt liglere de söylüyorum. Bahis var. Kara para işleri var. Var üzerinden Türk sporunun sabote edilmesi var. İhbarlar var. Her şey var. Harekete geçeceğiz mi geçmeyeceğiz mi? Biz kellemizi koyduk. Sizin desteğinize ve sahiplerimize ihtiyacımız var. Çok yaşa Fenerbahçe. Çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti. Arkadaşlar yeni İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya. Hepinizin de bildiği gibi. terör örgütleriyle ve kara para diye adlandırdığımız şeyi yapanlarla çok ciddi bir şekilde ilgileniyor ve çok ciddi yaptırımlar yapıyor. Ben eminim Ali Koç bu konuşmayı haybeden bedavadan yapmamıştır. Büyük ihtimalle İçişleri Bakanı bu olaya el attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu olaya bence el attı. Bence bu olay Ali Koç şu mesajı verdi. Ya Mehmet Büyükekşi pisliğinizi temizleyin ya da siz de dahil hepinizi temizleyeceğiz diyor. Ama bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti adli makamları adına söylüyor. Bakalım Mehmet Büyükekşi. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ersin Düzen kafasına göre hakem atayan MHK kafasına göre maç yöneten bazı hakemlerle birlikte bu hafta yolcudur. Merak ediyorum bu hafta içerisinde bazı hakemler def edilip kovulup ömür boyunca hakemlikten men edilip MHK başkanı istifa edip oraya bu işi layıkıyla yapabilecek birisi mi gelecek? Yoksa Mehmet büyük ekşiyi de belki de ters kelepçeyle mi göreceğiz? Çünkü ben Ali Koç'un şu kadar cesur konuşmasından şunu anladım. Bu Ali Koç arkasına bir şey almış. Ya da birilerinden bir garantörlük almış. Asla ve asla şaşmaz. Bak ben bu konularda asla yanılmam. Açık ve net söylüyorum. Benim Ali Koç'ta gördüğüm olay şu. Ortalık hani yangın yeri hep diyor ya Galatasarayların meşhur şarkısında. Ortalık yangın yerine dönüşecek. Bakalım kim yanacak? Bazen dokunanın eli yanar, bazen dokunmayanın yanar. Yani saf belirleyeceksiniz. O taraftan bu saf tarafta mı? Temizlik mi? Mevcut tiyatronun devamı mı Sayın Büyükekçi? Ayrıca sonuna kadar arkandayız diye mesaj atan başkanlar var. Ben açık söyleyeyim. Fenerbahçe net bir şekilde Mehmet Büyükekçi'ye diyor ki ya temizlik yap ya da sen de dahil hepinizi temizleyeceğiz diyor. Bakalım işin sonu nereye gidecek? Görüşmek üzere. Bu arada bütün operasyonlar için, terör operasyonları için, kara para aklama operasyonları için, milletin, vatanın, milletin selameti, salahiyeti için yapılan bütün operasyonlarımız için sevgili İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya teşekkürlerimi sunuyorum. Allah Türk polisinin, Türk askerinin, özel harekatçılarımızın ya da Türkiye için çalışan bütün istihbaratçıların, bütün devlet görevlilerinin yar ve yardımcısı olsun. Allah Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kıyamete kadar korusun, kollasın, gözetsin, ya yardımcısı olsun. Görüşmek üzere.